Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Maraş'ı ziyaret eden Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, valilik önünde gerçekleştirilen programda depremzedelere hitap etti. 102 gün içerisinde dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen bir başarı elde edildi. Bu Türk milletine has bir başarıdır. Bu yönetimdeki kararlılık, cesaret ve uyumdur. Onun için kısa bir süre içerisinde yeni yüzyıl, yeni hayat ve yeni bir Türkiye'ye adım adım yaklaşmaktayız. İşte böyle bir süreçte bir de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulanması ile ilgili bir seçim sürecine girilmiştir. Bu seçim süreci Türkiye'de çok sayıda siyasi partinin ve ittifakın katılımıyla huzur ve güven ortamında geçmiş dönemlerde yaşanmayan bir olgunluk, sabır ve soğukkanlılıkla yapılmış ve netice itibariyle de Türkiye'de hayırlı bir sonuç 14 Mayıs akşamı alınmıştır. Bu sonuçta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yapmış olduğu hizmetlerden millet olarak vazgeçmeyeceğiz. Seninle beraber yola devam edeceğiz. İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün, huzura kavuşsun diyerek oylarını Recep Tayyip Erdoğan'a vermişlerdir. Bu oylar Kahramanmaraş'ta doruğa zirveye çıkmış %71'e ulaşmıştır. Bahçeli 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerine ilişkin mesajlar verdi. Şimdi yeni bir seçimin tekrar arifesindeyiz. Aziz Kahramanmaraşlılar, %71'den geri adım yok. Olmamalı. O sebepten dolayı sandığa nasıl gitmişsek 28 Mayıs'ta tekrar gitmeliyiz. Sandıkta mührü elimize alıp Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve onu oluşturan Cumhur İttifakı partilerine oy verdiğiniz gibi bu kez iki aday üzerinde tek bir vuruşu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yaparak 28 Mayıs'ta onu ikinci dönem, bir başka ifadeyle 13. dönem Cumhurbaşkanı yapmak mecburiyetindeyiz. Böyle bir çabaya söz veriyor muyuz? Sandığa gidiyor muyuz? Recep Tayyip Erdoğan diyor muyuz? 13. Cumhurbaşkanını seçiyor muyuz? Komşu bir ilin çocuğu olarak size bir şey söylüyorum. Adana'da çok konuşulur. Karada 100, denizde 100, havada 100. Ama 14 Mayıs'ta 71 noktayı geçmiş bir Kahramanmaraş için şimdi 28 Mayıs'ta Kahramanmaraş'ta 100 diyorum. Söz mü? 100'ü alacak mıyız? Havada, karada, denizde olduğu gibi Türkiye'yi yeni bir yüzyılda 100. yıl dönümü olarak kutlayacak mıyız? Allah sizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Alayımıza başarılar diliyorum.